kurban hakkı işitmiyorsa, olsa ne yazar, olmasa ne yazar, olmasa ne çıkar? Bir dil Allah'a zikretmiyorsa, evet, ben bir görmengirliyim. Gözlerimle değil, yüreğimle bakıyorum dünyaya. 26 yaşından sonra bir hastalık sonucu gözlerimizi kaybettik. Yani ya bir köşeye oturup kendimi hayattan soyutlayacaktım ya da durmak yok, yola devam diyecektim. Mücadele yolunu ben seçtim. Kırıkkale'de hakikaten güzel bir yer, insanları iyi niyetli. Fakat biz engellilere karşı efendim bilgileri pek yok, ön yargılı davranabiliyorlar. İşte 2016'dan sonra ne yaptık? Görmem için sen varsın diyerek yola çıktık. İlk seminerimizi Atatürk Ortaokulu'nda, Bağşıl'da yaptım. Ahmet abi sağ olsun bizimle birlikte gönüllü olarak başladı. Halen beraberiz. Şu anda görmem için sen varsın projemiz 5 sene aşkındır devam ediyor. Şu ana kadar 10 bine yakın %80 öğrencimiz olmak üzere kurumlarda da engelli semineri verdik. 5 sene aşkındır Radyo Anadolu FM'de Işığı Karanlıkta Görenler diye bir program yapıyorum. Ve aynı zamanda Kırıkkale İl Gazetesi ve Ankara Anadolu Gazetesi'nde yazılarımız çıkıyor. Sevgili gençler, bu baston... Evet, yani ben emekli bir insanım. Evimde oturabilirdim. Fakat derdimiz var. Yani derdimizi anlatmak gerekiyor. Gerçekten toplumumuz engelliye karşı yabancı, bilmiyor. Yani empati de yapamıyor. Sıratında efendim... Burada amaç hakikaten insanları engellilere karşı bilgilendirmek, bilinçlendirmek. Bize sorulan sorularda da anlıyoruz ki efendim toplum iyi niyetli de olsa bu yeterli değil. Bizleri tanımıyor. İşte efendim mesela bizimle konuşurken sesini yükselterek konuşuyor. Zannediyor ki bu görme engelliyse biraz daha işitme engellidir. Sevgili çocuklar, 7-14 Ocak. Ne anlatıyoruz? Yaşadığımız hayatı anlatıyoruz aslında. Bir kitaptan anlatmıyoruz. Yani doğaçlama, başımıza gelen bazen üzücü şeyler, bazen komik şeyler, işte bunları anlatıyoruz. Ve eşim de görme engelli olduğu için, şimdi hakikaten evleneceğimiz zaman, yani evlenmemizi istemediler. Niye? İşte kim size bakacak? Ya bu ön yargı. Biz kendi kendimize bakıyoruz. Aman çocuk da olmasın. Sus kaldık. Adam durup özür bile dilemeden gitti. Evet. Bağşılı'da, evet aynı sitede, aynı binada oturduğumuz çocuklar bize uzaylı gibi bakarken bir de baktık ki seminerlerden sonra evet artık bize yaklaşabiliyorlar, bize yardım edebiliyorlar, bize soru sorabiliyorlar. Bastur bizim her şeyimiz. Yani iyi ki buluş yapılmış. Bu vesile biz de bununla. Projemiz hakikaten Türkiye'de bir marka haline geldi. İl dışından hatta yurt dışından bize teklifler geliyor. Yani baktığımız zaman hakikaten bu yapılmamış. Yani engelli çarşıda pazarda olması gerekiyor. Evde oturarak kimse engelli tanıyamaz. Biz çarşıda pazardayız. Diyoruz ki lütfen öğrenilmiş ve üretilmiş çaresizliği yaşamayın. Çocukları engelli olan, eşi engelli olan insanlara diyoruz ki toplumun içine çıkın. Bırakın yani şu şunu demiş, bu bunu demiş. Hayat sizin. Bir insanın en büyük engeli aslında kendisidir. Kendi engelini aştıktan sonra emin olun bütün engeller aşılabiliyor. Biz şunu söylüyoruz yani evet yaşınız kaç olursa olsun asla hayallerinizden vazgeçmeyin. Çünkü hayallerin son kullanma tarihi yoktur. İşte biz de hayal ettiklerimizi şimdi elhamdülillah gerçekleştiriyoruz. Fakat bu oturarak olmaz. Eğer gerçekten dünyayı değiştirmek istiyorsanız oturduğunuz yerde bunu yapamazsınız. Dışarı çıkıp adım atmanız gerekiyor ve
kendinizi topluma anlatmanız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Zor olacak imtihan. Zor olmadan imtihan olmaz. Efendim, gittiğim için dolayısıyla uçurumun kenarındaydım. 2010 yılında işte görme engelli eşim de evlenecek. Yani biz kendimize bakacak, bize kimse bakacak değil. Evlendik, dinlemedik. Hiçbir konuda ben yapamam demeyin. Yapamam dediğiniz zaman yapamazsınız. Budur, bakın hep öndesiniz. Hep öndesiniz hocam. Ben de çekiştirmek bir bomba, bir ayıp olan bir yok, yok. Biz siyasete dayalı yaşıyoruz. Tamam hocam. Şöyle, bu sesi çıkardığınız zaman anlıyoruz ki bizim de tokalarımız. Hayır, ben bakamadım.